Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu TELK BA sınavı ile alakalı bilgilendirmelerle alakalı olacaktır. Dersimiz başlıyor. Sınavla alakalı bilgilendirmeleri yakından takip edebilmek için şimdi tepe kamerasına geçiş yapıyoruz. Almanca sınav yapan kurumlar içerisinde bilinen en meşhur iki tanesi, biri TELK, diğeri Goethe Enstitüsü'dür. Bunlardan TELK genelde Almanya içinde yaygınken Goethe Enstitüsü genelde Almanya dışında yaygındır. Ve bu testler içerisinde en çok yapılan test TELK'in yapmış olduğu Deutsch-Test für Zwanderer A2 B1 testidir. Yani göçmenler için Almanca testi A2 veya B1, yani hangisine yeterliliğiniz varsa B1 alabiliyorsanız B1 alıyorsunuz. A2'ya yeterliliğiniz varsa A2 alıyorsunuz bu testi. Bu test genelde en çok yapılan, Almanya'da en çok yapılan test olmakta. Onun için ben bugünkü dersim bu testin ayrıntıları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu sınav iki ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi schriftliche Prüfung, yani yazılı sınav. İkincisi mündliche Prüfung, yani sözlü sınavdır. Schriftliche Prüfung da kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Hören ve Lesen, yani dinleme ve okuma bölümü, ki bu bölümde 45 soru vardır. Schreiben, yani yazma bölümü. Burada bir mektup yazıyorsunuz. Toplam 20 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Diğer bölüm ise Sprechen bölümü, yani konuşma bölümüdür. Bu bölümde kendi içerisinde kendinizi tanıtma, resim yorumlama ve plan yapma şeklinde 3 küçük bölüme ayrılmaktadır. Hören, Lesen ve Schreiben, yani Schriftliche sınavı sabah yapılır. Sprechen sınavı genelde aynı günün öğleden sonrasında yapılır. Bazı yerlerde bir gün sonra yapıldığı veya bir gün önce yapıldığı da olmaktadır ama genelde aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır bu sınav. Peki sınavı nasıl geçersiniz? Sınavdan B1 alabilmeniz için mündlich, yani Sprechen, konuşma bölümünden B1 almak zorundasınız. Bu bölümden B1 alamazsanız A2 veya Unter A2 aldığınız takdirde B1 alamaz, A2 veya Unter A2 almış olursunuz sınavda. Bu bölümden B1 almanız önemli. Schriftlich bölümünde ise iki bölüm var demiştik, hatırlarsanız. Bir Hören Lesen bölümü, bir de Schreiben bölümü var demiştik. Bu iki bölümden birinden B1 almak zorundasınız. Diğeri Unter A2 veya Unter A2 olsa bile sınavı geçersiniz. Yani bunu örnekle bir izah edelim. Lesen Hören bölümünde 45 soru var. 33 doğru ve yukarısı yaptığınız takdirde B1 alıyorsunuz bu bölümde. Bakın, net demiyorum, doğru diyorum. Çünkü yanlış doğruyu götürmüyor. 3 tane şık var. Bu 3 şıktan birini sallamanız gerekiyor. Bilmiyorsanız bile sallamanız gerekiyor. Niye? %33 tutturma ihtimaliniz var. 20 ile 32 arası yaparsanız A2 alıyorsunuz. 0-19 arası yaparsanız Unter A2 almış oluyorsunuz bu bölümden. Mündlich bölümünde ise 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor ve 75 puan almanız gerekiyor. 75-100 arası B1 olurken 35 ile 74.5 arası A2 oluyor. 0-34.5 arası Unter A2 olmuş oluyor. Schreiben bölümünde ise toplam puan 20 puan. 15-20 arası alırsanız B1 almış oluyorsunuz. 7-14 arası alırsanız A2 almış oluyorsunuz ve 0-6 arası alırsanız Unter A2 almış oluyorsunuz. Sınavı geçebilmeniz için ise bu Schriftlich bölümünden bir tanesi B1 olmak zorunda. Diğeri A2, hatta Unter A2 bile olsa sınavı geçersiniz. Yani bir kere Sprechen bölümünden B1 almanız gerekiyor. Buradan B1 aldınız. Diğer bölümlerden bir tanesinden boş kağıt bile verseniz, 0 bile alsanız, diğer bölümden B1 aldığınızda sınavı geçmiş oluyorsunuz. Bu durumun daha iyi anlaşılması için tablo üzerinde durumu görelim. Bakın, birinci durumda üçünden de B1 alırsanız zaten sınavı geçiyorsunuz. Hören Lesen'dan B1, Schreiben'dan B1 ve Sprechen'den B1 aldığınızda sınavı geçiyorsunuz birinci durumda. İkinci durumda bakın, Hören Lesen'dan B1 almışsınız, Sprechen'den B1 almışsınız, Schreiben'dan A2 almışsınız, gene sınavı geçiyorsunuz, B1 sertifikası alıyorsunuz. Üçüncü durum, burada önemli bir durum var. Bakın, Hören Lesen'dan B1, Sprechen'den B1 alıyorsunuz, Schreiben'dan Unter A2 alıyorsunuz. Yani 0 bile alsanız, onu demek istiyorum, 0 bile almış olsanız diğer iki bölüm B1 olduğu takdirde sınavı geçiyorsunuz. Dördüncü durumda ise gene aynı şekilde Hören Lesen bu sefer A2 olsa, Schreiben'ınız, mektubunuz iyi olsa B1 almış olsanız ve Sprechen'den gene B1 olsanız gene sınavı geçiyorsunuz. Aynı şekilde Hören Lesen Unter A2 bile olsa, yani 45 soruluk netlik bir testten 0 bile alsanız, boş kağıt bile verseniz birinci bölümle alakalı, Schreiben'ınız mektubu güzel bir mektup yazdığınızda 15 ve üzeri aldığınızda B1 almış oluyorsunuz. Sprechen'de
de B1 ise 75 puan ve üzeri alırsanız B1 ise o zaman sınavdan B1 sertifikası almış oluyorsunuz. Peki hangi durumda B1 alamazsınız ya da A-Sıvay alırsınız? Diyelim ki Şüprehem bölümünden, konuşma bölümünden A-Sıvay aldığınız takdirde diğer bölümler tam puan olmuş olsa bile sınavdan A-Sıvay sertifikası almış olursunuz. Yani burada bakın dördüncü duruma bakalım. Dördüncü durumda Hörün Lezen'den B1 almışsınız. Schreiben'dan gene B1 almışsınız ama Şüprehem bölümünden, konuşma bölümünden A-Sıvay almışsanız sonuç A-Sıvay sertifikası alarak geliyor. Onun için burada Şüprehem bölümü önemli olmuş oluyor. Yani Hörün Lezen'den full çekseniz, Schreiben'dan gene tam puan alsanız, Şüprehem bölümünden 74 aldınız, diyelim ki A-Sıvay olmuş oluyor 74. O zaman size A-Sıvay sertifikası verilmiş oluyor. Veya ikisinden Hörün Lezen ve Schreiben bölümlerinden A-Sıvay aldınız. Şüprehem'den B1 almış olsanız bile 7. duruma bakalım. 7. durumda gözüküyor. Yani Hörün Lezen A2, Schreiben A2 ama Şüprehem B1 ve gene A2 almış oluyorsunuz. Yani burada Hörün Lezen ve Schreiben bölümleri yani Şriflihe bölüm tek bölüm olarak kabul ediliyor. Bu iki bölümden bir tanesinden B1 almanız gerekiyor. Şüprehem ayrı bir bölüm olarak kabul ediliyor ve bu bölümden ayrıca B1 almanız gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Yani hani okullarda şey olur ya, bir aldınız diyelim ki, Türk mantığıyla söylüyorum, bir aldınız, iki aldınız, 1,5'tan 2 ile geçiyorsunuz ya. Aynı onun gibi Şriflihe bölümde Hörün Lezen ve Schreiben bölümlerinden oluşuyor. Birinden kötü puan alsanız bile diğerinden aldığınız iyi puanla o sizi Şriflih puanından geçirmiş oluyor. Mütlih puanından da geçtiğiniz zaman netice itibariyle B1 sertifikası almış oluyorsunuz. Burada da Mütlih Prüfung'la alakalı yani konuşma sınavıyla alakalı sınav görevlilerinin sizin hakkınızda vereceği puan kağıdını görmüş oluyorsunuz. İki tane sınav görevlisi var. İkisi de puanlarını veriyorlar ve verilen bu puanların ortalamasına göre siz sınavı geçiyorsunuz ve kalıyorsunuz. Bu iki sınav görevlisinden bir tanesi Telkin hocası olmuş oluyor. Telkin gönderdiği kişi olmuş oluyor. Diğeri ise sizin kurstan bir hoca olmuş oluyor. Ama gene Telk sertifikası olan bir hoca olmuş oluyor. Sizin dersinize girmeyen bir hoca oluyor ve o ikisinin verdiği ortalama geçerli oluyor ama sınavda yetkili kişi telkin göndermiş olduğu hoca olmuş oluyor. Sınavda bakın iki ana bölüm olduğunu görüyoruz yani puanlamada. Bir Aufgaben Bewältigung dediğimiz yani görevleri yerine getirme bölümü var. Orada size verilen görevleri yerine getirip getirmediğinize bakılıyor. Burada kendinizi tanıtma Teil 1 oluyor. Teil 2 resim yorumlama olmuş oluyor. Teil 3 de Planen olmuş oluyor. Altta da Sprechliche an gemessen height dediğimiz yani dilsel uygunluğa bakılıyor. Burada da Aussprache yani tonlamanızdan ve telaffuzunuzdan. Aussprache telaffuz demek. Intonation da tonlama demek. Tonlama ve Aussprache'nizden. Flüssigkeit yani akıcı konuşmanızdan. Korrekt height doğru konuşmanızdan. Ve Wortschatz kelime hazinenizden puan almış oluyorsunuz. Alt bölümde de sınav görevlisinin kodu var. Yani sınava itiraz ettiğinizde o kod numarasından hangi görevlinin size ne puan vermiş olduğu görülmüş oluyor orada da. Şimdi de bu bölümlerin puansal değerini görüyoruz. Toplam 9 bölüm var. Bu 9 bölümün 9'u da aynı değil. Yani puanlaması birbirinden farklı. Size hocalar ya 0 puan verecektir ya da A1 Erfüllt verecektir. Ya A2 Gut Erfüllt veya Erfüllt, B1 Gut Erfüllt veya Erfüllt puanı verecektir. Yani bunu şöyle diyebiliriz. B1 plus, B1 minus şeklinde düşünün. A2 plus, A2 minus şeklinde düşünebilirsiniz. Yani Erfüllt yerine getirmek. Erfüllen fiilinden geliyor. Yerine getirmek demek. Gut Erfüllt yani iyi yaptı, iyi yerine getirdi anlamına geliyor. Diğeri de yerine getirdi anlamına geliyor. Burada diyelim ki kendinizi tanıtma bölümünden bakın. Birinci bölümünden kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Onunla alakalı ayrı videolar çekeceğim. Yani resim yorumlama olsun, kendinizi tanıtma olsun, planenle alakalı olsun. Bununla alakalı bu bölümleriyle alakalı ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Burada sadece puanlamayı göreceğiz. Burada iki bölüm yani kendinizi tanıtmada iki şeyi sunmanız gerekiyor. Burada beşer beşer puan olmuş oluyor. Resim yorumlamada 10-10 puan almış oluyorsunuz. Planende 20 puan almış oluyorsunuz. Planen tek bölüm olarak geçiyor ama en yüksek bölüm planende. Ama bunu unutmayın ki Forstellung yani kendinizi tanıtma ve resim yorumlamayı çok iyi yaptığınızda planen bölümünde çok kısaca durulup geçiliyor. Yani üzerinde çok durulmuyor. Onun için sınavda moralinizi bozmamak çok önemli ve kendinizi tanıttınız, resmi yorumladınız. Planen bölümünde bocalamış olsanız bile sınavı geçebilirsiniz. Bu konuda takılmayın yani buradaki puanın yüksekliğine takılmayın. Önemli olan sınavdaki ortalamanızın 100 üzerinden 75'e gelmiş olması. İşte görevi yerine getirme bölümünden bakın 50 puan alıyorsunuz toplamda ve dilsel içerik bölümünden de gene 50 puan alıyorsunuz. Bunun ortalaması alınmış oluyor.
Bu şemada da size verilen puanların neye göre verildiği yazılmakta. Yani kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz, normal ifade ettiğiniz veya az kelimelerle ifade ettiğiniz gibi bölümler geçiyor. Bunların ayrıntısını kendinizi tanıtma, resim yorumlama ile alakalı ayrı çektiğim videolarda izah edeceğim. Şimdi sizlerle telkin mütlihe profunk ile alakalı bilgilendirme notunu birlikte okumuş olalım. Wie läuft die Prüfung ab? Yani diyor ki mütlihe sınav, yani sözlü sınav nasıl işliyor diye söylüyor ve akabinde burayı ben kısaca özetleyeyim size. Sözlü sınavda her zaman telk tarafından iki lisanslı hoca görevlendirilir deniyor ve sınavda 3 bölüm vardır deniyor. İki katılımcı veya tek katılımcı ile test yapılabileceğini söylüyor. Yani genelde iki kişiyle yapılıyor ama diyelim ki partneriniz yok, o zaman tek kişi olarak da sizi sınava alabilirler. Onu demek istiyor. Sınav toplamda 16 dakika sürer diyor. Bir kişi olursa biraz daha az olur diyor. Her sınavda katılımcılar eşit bir şekilde konuşurlar diyor. Ve sınav görevlisinin veya partnerinin size sorduğu sorulara cevap vermeniz gerekir şeklinde burada söylenmekte. Diğer sayfada ise worauf kommt es in den Prüfungsteilen an? Yani sınav bölümünde önemli olan nedir şeklinde bir cümleyle giriş yapılmış. Bunu da kısaca özetleyecek olursak bölüm 1 ile alakalı kendiniz hakkında konuşmanız gerekiyor. Katılımcı başına 2 dakika süre vardır deniyor ve her iki katılımcıya da aynı görev sayfası verilmekte deniyor. Çalışma sayfasındaki madde işaretlerini kullanarak birbiri ardınca kendinizi tanıtın deniyor yani. Bununla alakalı sınav kağıdını birazdan göstereceğim. Orada işte aileniz, kendiniz, isminiz, oturduğunuz yer gibi belli bölümler var. O bölümleri yapıyorsunuz. Burada sırayla diyor ama sırayla yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizi tanıtma cümlelerini belli bir kalıp içerisinde ezberleyip onu orada o şekilde sunabilirsiniz. Ayrıca her iki partneri de sınav görevlileri tarafından ek soru sorulur şeklinde söyleniyor. Yani bir kendinizi tanıtıyorsunuz oradaki maddelerle, oradan bir puan alıyorsunuz. İkinci bölüm olarak da sınav görevlilerinin size sormuş olduğu soruyu cevaplamanız gerekiyor. Hani yukarıda puanlama yapmıştık ya 5-5 puan diye, 1A ve 1B diye. Yani 1A bölümü sizin kendinizi tanıtmanız, 1B bölümü ise sınav görevlerinin size sorduğu soruya cevap vermenizden almış oluyorsunuz puanı. İkinci bölüm ise Über Erfahrungen sprechen şeklinde geçiyor. Yani deneyimler üzerine konuşmak anlamına geliyor. Biz bunu genelde Bildbeschreibung olarak söylüyoruz. Yani resim yorumlama olarak söylüyoruz. Çünkü burada bir resim yorumluyoruz. Her iki katılımcıya da bir konu hakkında bir resim veriliyor diyor. Ama resimler farklı. Bakın konular aynı ama resimler farklı. Yani eğitim konusu verilmişse size eğitimle alakalı bir resim verilirken, çocuklar ders görüyorken bir resim verilirken, diğer sayfada ise öğretmen ders anlatıyorken bir resim olabilir. Yani farklı resimler ama aynı konu üzerine farklı resimler almış oluyorsunuz. Katılımcılar arka arkaya resimleri hakkında konuşuyorlar. Önce o kendi hakkında, resmi hakkında konuşuyor ve soruları cevaplıyor. Daha sonra da diğer partner konuşuyor ve o soruları cevaplıyor. O şekilde devam ediyor. Burada da sınav görevlisinin sormuş olduğu sorular olmuş oluyor. Burada da iki bölüm var. 2A ve 2B bölümleri var. Puanlamada söylemiştik hatırlarsanız. Burada 2A ve 2B bölümleri 10'ar puan değerindeydi. 2A bölümü dediğimiz resmi Bildbeschreibung, yani resmi tanımlamanız, yorumlamanız. Burada resmi tanımlamanız, yorumlamanızdan bir puan alıyorsunuz. Aynı zamanda resmin konusunu, temasını, durumunu bildirmekten ayrı bir puan alıyorsunuz. Daha sonra 2B bölümünde ise gene iki bölüm, kendi içerisinde iki bölümden ayrıca puan alıyorsunuz. Yani birincisi konu hakkında deneyimleriniz, resim hakkındaki, resmin konusu hakkındaki kendi erfarunklarınız, deneyimleriniz üzerine konuşuyorsunuz. Daha sonra da sınav görevlisinin size sorduğu soruya cevap veriyorsunuz ve onun üzerine bir puan alıyorsunuz. Yani resim yorumlama bölümü kendi içerisinde 2A ve 2B olarak ikiye ayrılıyor. 2A da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Yani 2A bölümü resim yorumlamada bir resmi tasvir etme, anlatma, resimde ne gördüğünüz anlatma. 2 resmin konusunu, durumunu, situasyonunuzu bildirme. 2 bölümü de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birinci bölüm sizin erfarungunuz, yani konuyla alakalı deneyimlerinizden bahsediyorsunuz. 2B'nin ikinci bölümünde ise partnerinize ve size sorulan sorulara, sınav görevlilerinin sormuş olduğu soruya cevap vermenize göre puan almış oluyorsunuz. Bu ikinci bölümün süresi katılımcı başına 3 dakika ama 3 dakikayı beklemiyorlar açıkçası. İkinci dakikadan hemen sonra 2-2,5 dakika arasında size soru sorma yoluna gidiyorlar. Çünkü sorulara da cevap vermeniz gerektiği için bu bölümde genelde resmi yorumlamanız için 2 dakikalık bir süre tanıyorlar. 2 dakikadan sonra size soruya geçmiş oluyorlar. Bu konuyla alakalı, gene resim yorumlama ile alakalı ayrı bir video, ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada resim yorumlama kalıplarını, hocaların size sormuş olduğu sorulara spontan nasıl cevap verebileceğinizle alakalı tüyoları işlemeyi düşünüyorum. O derste bu konuyu izah etmiş olacağız.
Mündlich yani konuşma sınavının 3. bölümünde gemeinsam etwas planen yani bir şeyleri birlikte planlamanız gerekiyor. İlk 2 bölümü siz kendiniz yapıyorsunuz ve sınav görevlilerine sunuyorsunuz. Ama bu 3. bölümde karşılıklı partnerinizle birlikte bir şeyleri planlıyorsunuz ve toplam ikiniz için süre 6 dakika olmuş oluyor. Ama bu bölümde şöyle bir durum oluyor. Eğer ilk 2 bölümü çok iyi yapmışsanız bu bölümü biraz daha es geçebilirler. Yani bende olmuştu, birkaç arkadaşımda da olduğunu duydum. Yani kendinizi tanıtma ve resim yorumlama çok iyi yapmışsanız, oradan iyi puanlar almışsanız bu bölümde 6 dakikayı beklemiyorlar. Yani biz de 1. dakika bile dolmadan birkaç cümle kullandık, konuya giriş yaptık ve Genükte'de yeterli çıkabilirsiniz dediler ve geçirdiler direkt. Birkaç arkadaşımın daha başına geldiğini duydum, böyle bir durum olduğunu duydum ama her görevli böyle yapacak diye bir durum söz konusu değil. Bilhassa sonlarda girdiğinizde artık uzun zaman boyunca sınav yaptıkları için sondaki katılımcılara karşı bu şekilde şey yapabilirler. Yani tamam yeterli çıkabilirsiniz diyebilirler. Onun için bu bölümde sınavda geç girmenin böyle bir avantajı olmuş oluyor. Sınav görevlileri yorulduğu için aynı zamanda sınavdan çıkan kişilerle görüşme imkanınız olabiliyor ve konunun ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Gerçi birkaç konu çıkabiliyor. Yani aynı sınav içerisinde bir iki farklı konu da vermiş olabiliyorlar. Bu planen bölümüyle alakalı dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, her ne kadar size partneriniz de aynı sayfayı verseler de, yani aynı görevi yapacak olsanız da, örnek veriyorum, kursunuz bitti, kursla alakalı bir parti yapmak istiyorsunuz. Bunu organize edin gibi bir size kağıt verdiler diyelim ki. Onun örneklerini, örnek kağıtlarını birazdan göstereceğim. Bu planı birlikte yapıyorsunuz ama planla alakalı altta maddeler var, madde başları var. Bu madde başları farklı olabiliyor. Bazıları farklı olabiliyor. Mesela ne zaman, nerede veya vomit mesela neyle yapacaksın görevi falan gibi. Ama partnerinde başka cümleler oluyor. Mesela benim katıldığım sınavda bu arkadaşınız taşınıyor, ona birlikte yardımcı olacaksınızla alakalı bir bölümdü. Benimkinde van, wo ve vomit vardı. Partnerimde mesela karton vardı onun kağıdında. Alt noktalardan kartonu görmüştüm. Yani karton ihtiyacı olacak gibi. Onunla alakalı mesela sen konuş gibiydi. Bende karton yoktu mesela. Yani bazı maddeler farklı olabiliyor yani. Böyle bir durum söz konusu. Burada da mündliche Prüfung yani konuşma Sprechen bölümünün detaylarını görüyoruz. Circa 60 Minuten diyor, yani yaklaşık 16 dakika sürüyor bu sınav. Bu Sprechen bölümünde 3 ana bölüm var. Bir Teil 1 dediğimiz 1A ve 1B olarak ikiye ayrılıyor. Kendinizi tanıtma, bakın Über sich Sprechen yani kendiniz üzerine konuşmak şeklinde geçiyor. İkinci bölüm ise Über Erfahrung Sprechen deneyimlerin üzerine konuşmak dediği bölüm. Bildbeschreibung yani resim yorumlama bölümü olmuş oluyor. Bu da 2 bölüme ayrılıyor. Ve 3. bölüm Gemeinsam etwas planen plan yapma bölümü oluyor. Her ne kadar Teil 3 tek bölüm gibi gözükse de tek bölüm 20 puan değerinde. Resim yorumlama 2A 10 puan değerinde, 2B de 10 puan değerinde. Gene 20 puan. Resim yorumlama da bakın 20 puan değerinde ama 10'ar puan değerlerinde. 1A ve 1B de 5'er puan değerlerinde. Yani 1A 5, 1B 5. Yani o da 10 puan değerinde olmuş oluyor. Buradaki kelimelerin Türkçe anlamlarını çıkartacak olursak 1A Über sich sprechen kendinden bahsetmek anlamında. 1A'daki karşısında yazansa Aufgabenblatt mit Stichworten yani anahtar kelimelerle görev sayfası. Yani size bir sayfa veriliyor. Birazdan göstereceğiz onu. O sayfadaki kelimeleri işte nerede oturuyorsun, konuştuğun diller, adın, doğum tarihin vesaire onlarla alakalı bir kelime şeyi var. O kelime anahtar kelimeleri zikrederek söyleyerek görevi tamamlamış oluyorsun. Kendinizi tanıtmanın ikinci bölümünde yani 1B bölümünde bakın Auf Nachfragen reagieren diyor. Yani sorulara yanıt verin diyor. Hangi sorular? Prüferfragen yani sınav görevlisinin sorularına cevap verin diyor. Genelde sorulan iki soru var. Genelde bir soru soruyorlar. Belki iki soru sorabilirler. En çok sorulan soruysa diyelim ki hobinizden bahsettiniz. İşte benim hobim okumaktır dediniz. En son hangi kitabı okudunuz? Ya da hangi tarz kitapları okumaktan hoşlanırsınız gibi sorular sormuş oluyorlar. Yani hobiniz üzerine, sizin söylediğiniz hobi üzerine sorular sorulabiliyor. Veya Almanya'da ne iş yapmayı düşünüyorsunuz tarzı sorular sorulabilir. Genelde bu iki soru soruluyor ama bunun dışında da soru sorulabilir ya da farklı bir soru sorulabilir. İkinci bölümde ise Über Erfahrung Sprechen geçen yani deneyimler hakkında konuşmak şeklinde geçiyor bu bölüm. Ama biz genelde Bildbeschreibung dediğimiz bölüm olmuş oluyor. Bize resimli bir görev sayfası veriliyor. Aufgabenblatt veriliyor. O görev, resimli görev sayfası üzerinden resme bakarak yani resmi yorumlamış oluyoruz. 2B'de ise Auf Nachfragen reagieren yani sorulara yanıt verin diyor gene. Prüferfragen yani sınav görevlisinin sorularına yanıt vermemiz gerekiyor. Burada standart bir soru var.
Yani deneyimleriniz nelerdir? Bu konuyla alakalı deneyimleriniz nelerdir diye bir sormak zorunda. Onun haricinde bir tane daha soru soruyor. Sizi A-Sıvay seviyesinde görüyorsa, A-Sıvaylık bir soru soruyor. B-Ayn seviyesinde görüyorsa, B-Ayn seviyesinde bir soru soruyor. Bununla alakalı, bu resim yorumlamayla alakalı ayrıntılı bir ders çekmeyi düşünüyorum. Oraya havale ediyorum bu soruları. Üçüncü bölüm Gemeinsam etwas planen diye geçen birlikte bir şeyleri planlamak oluyor. Aufgabenblatt mit Leitpunkten, yani önemli noktaları içeren bu alıştırma görev sayfası verilecek diyor. Yani bize bir görev kağıdı veriliyor. O görev kağıdındaki planı ve alttaki noktalara değinmemiz gerekiyor. Şimdi de puanlama kağıdını yakından görüyoruz. Bakın 9 bölüm var. Bu 9 bölümden puan alıyorsunuz. Yani inhaltliche Angemessenheit denilen bölüm var. Bu da içeriğin uygunluğu anlamına geliyor. Angemessenheit yeterlilik, elverişlilik, ehil olma, uygunluk, ehliyet, yetenek manalarına geliyor. Aufgaben Bewältigung. Bewältigung başarma, becerme, çözme demek. Aufgaben de görevler demek. Yani görevleri çözebilme, işi, görevi becerme, yapabilme anlamına gelmiş oluyor. Bu içerikle alakalı bölümden biz 50 puan alıyoruz. Sprachliche Angemessenheit'ten de 50 puan değerince bir puan alıyoruz. Toplam 100 puan oluyor. 100 puanından da %75 yaptığınız takdirde sınavı geçmiş oluyorsunuz. Burada bakın puanlamada erfüllen fiili, yani yerine getirmek, gerçekleştirmek, ifa etmek manasına gelen fiil geliyor demiştik. Yani B1'de 2 bölüm var. Gut erfüllt veya erfüllt puanı almış oluyorsunuz. Duruma göre bunlar işte gut erfüllt 8-10 puanken erfüllt 8 puan oluyor. Vesaire A2'nin gut erfüllt'ü mesela 6 puan, 4 puan vesaire, o şekilde puanlamalar düşüyor. Bu neden önemli? Diyelim ki siz bir bölümden kötü geçti bir bölümünüz. Diyelim ki planen bölümünden A-Sıvay Erfüllt aldınız diyelim ki mesela. Düşük bir puan aldınız. Fakat diğer bölümlerden resim yorumlama, kendinizi tanıtmadan mesela B-Eins Gut Erfüllt aldığınızda oradan aldığınız yüksek puanlar ya da Flüssigkeit'ten ya da Wortschatz'tan ya da Ausspruch'tan aldığınız güzel puanlar sizin ortalamanızı yükseltecektir. Onun için sınavda bir soruya cevap veremediğinizde ya da bir bölüm kötü geçiyor gibi düşündüğünüzde moralinizi bozmayın. Diğer bölümlerden sınavı geçebilirsiniz. Sprachliche Angemessenheit de dilsel uygunluk anlamına geliyor. Burada da Aussprache yani telaffuz, intonation yani tonlamadan, telaffuz ve tonlamadan bir puan alıyorsunuz. Flüssigkeit'ten yani akıcı konuşmadan ayrı bir puan alıyorsunuz. Korrektheit'ten doğruluktan ayrı bir puan ve Wortschatz'dan da ayrı bir puan almış oluyorsunuz. Burada üzerinde durmam gereken önemli bir nokta ise Korrektheit bölümü. Yani doğru konuşma bölümü. Bu bölüm bizlerin en çok korktuğu bölüm oluyor. Ve doğru konuşma adına yani gramer hataları yapmama adına birçok bölümden düşük puan alınabiliyor bundan dolayı. Unutmayın ki bu bölüm sınavın sadece bir bölümünü, 9'da bir bölümünü oluşturuyor. 15 puan değerinde. Yani siz bu bölümden B1 almasanız bile, A-Sıvay bile alsanız 9 puan alıyorsunuz. Yani 6 puanlık bir kayıp yaşıyorsunuz. Yani 100 üzerinden 6 puanlık bir kayıp uğruna 94 puanlık bir bölümü tehlikeye atabiliyoruz. Onun için doğru konuşma mevzusuna çok takılmamak lazım. Gramer kurallarına çok takılmamak lazım. Yani Sprechen bölümünde, konuşma bölümünde önemli olan o görevleri yerine getirmek. Zaten biz Mündlich bölümünde ezberlediğimiz kalıp cümlelerle bir puan alacağız. Yani buradan bize sıfır veremezler. Yani en kötü A-Sıvay verirler diye düşünüyorum. O A-Sıvay'dan alacağız. Bir 9 puan alacağız ya da 6 puan alacağız. Ya yani o arada bir 6-7 puanlık bir kaybı es geçebilirsiniz. Yani görmezden gelebilirsiniz. Burada spontan konuşmanız gereken yerlerde gramer ve doğru cümle kullanımını düşünmeden konuşmanız gerçekten faydanıza olacaktır diye düşünüyorum. Burada da sınavın işleyiş şemasını görüyorsunuz. Her zaman sınava A başlıyor. Yani katılımcı A başlamış oluyor. İkinci sırada B oluyor. Eğer varsa üçüncü sırada C olmuş oluyor. Önce A başlıyor. A kendisini tanıtıyor. Bakın tail 1 A'yı yapıyor. Sonra tail 1 B'yi yapıyor. Yani A kendisini tanıtıyor. Sonra kendisine soru soruluyor. Daha sonra B'ye geçiliyor. B kendisini tanıtıyor ve kendisine tanıtmayla alakalı kendisine sorulan sorulara cevap veriyor. Daha sonra bakın A'ya tekrar geçmiyor. B resim yorumlama bölümünü yani deneyimler üzerine konuşma bölümüne B devam ediyor. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü birincide A başlamıştı, ikincide A bekledi. Orada B'nin bir kısa bir olaya bakma veya dinleme gibi bir avantajı söz konusu. Bu avantaj ikincisinde A'ya tanınıyor. Yani resim yorumlamada bu sefer B resmi yorumlayıp sorulara cevap verirken o sıra A bekliyor ve o A beklerken en azından o resimle alakalı hangi cümleler kurabileceğini vesaire kafasında tasarlayabiliyor yani.
Bu noktadan ben A'nın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü kendinizi tanıtmada zaten bir zamana ihtiyacınız yok. Zaten kendinizi tanıtma cümlelerini zaten ezberlemişsiniz. Yani B orada A'nın kendisini tanıtma cümlelerini beklerken bir avantaj çok sağlamıyor aslında. Ama resmi, size resim verdiler ve B resmi yorumlayana kadar, resmi anlatana kadar, ona sorulan soruları cevap verene kadar siz netice itibariyle elinizdeki resme bakıyorsunuz. Resimde ben şu cümleyi kullanayım, şöyle söyleyeyim, böyle yapayım gibi kafanızda o cümleleri tekrar bir kurabiliyorsunuz. O yönüyle A avantajlı olmuş oluyor. Yani B kendisini tanıtıyor, daha sonra resmi yorumluyor ve resimle alakalı soruları cevaplıyor. Sonra A'ya geçiyor. Bu sefer A kendi resmini tanımlıyor ve kendisine sorulan sorulara cevap veriyor. Daha sonra ikisi birlikte Tile 3 yani planen yapma bölümüne geçmiş oluyorlar. Şimdi de konuşma bölümünde bize verilen kağıtların örneklerini görelim. Bakın böyle bir kağıt alıyorsunuz Tile 1'de. Birinci bölümde kendinizi tanıtmada Forstelung'da. Das sagt die Prüfer oder Prüferin yani sınav görevlisi size diyor şunu sorar. Würden Sie sich bitte vorstellen? Lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Ya da Erzählen Sie bitte etwas über Sie? Lütfen kendinizden bahsedin şeklinde. Bakın kağıdın alt bölümünde sınav görevlisinin cümleleri var. Oradaki tırtıklı bölüm yok. Yani tırtıklı bölüm kesilmiş. Yani üstteki bölüm size veriliyor. Alttaki bölümü sınav görevlilerine kendilerine böyle ifade edin. Böyle soruyu sorun diyorlar. Yani sınav görevlileri size ya üstteki gibi Würden Sie sich bitte vorstellen ya da Erzählen Sie bitte etwas über sich şeklinde sormak zorunda. Bu bizim numune, telkin numune sınav kağıdından alınıyor ve buradaki cümleyi anlamış olmanız gerekiyor. Yani size kendinizi tanıtmanız gerektiğini anlamanız gerektiği için buradaki cümleyi kullanmak zorunda. Yani bunun dışında bir cümle genelde kullanmıyorlar. Ve bakın maddeler var. İşte name, isminiz, Geburtsort işte doğum yeriniz, Wohnort işte ikamet yeriniz, Arbeit, Beruf yani işinizle alakalı, Familie, aile ve Sprachen dilinizle alakalı konuşmanız isteniyor. Size buradaki maddelere değinmeniz gerekiyor. Bu maddeler değişebilir. Mesela burada Sprachen bölümü olmaz da mesela ne olabilir? Hobiler olabilir vesaire. Siz buradaki maddelere değiniyorsunuz. Buradaki maddelerin dışında da varsa onlara da değiniyorsunuz. Yani illa buradaki sıralamaya uymak zorunda değilsiniz. Kendi kalıp ezberlediğiniz tanıtma kalıplarını kullanarak buradaki maddelere zaten o ezberlediğiniz kendi kalıp cümleleriniz içerisinde bunlar bu maddeler genelde olmuş oluyor zaten. Mütlih bölümün ikinci bölümünde size yanda görülen resim gibi bir resim veriyorlar. Genelde resim siyah beyaz oluyor. Bazen renkli olduğu da oluyor ama genelde siyah beyaz. Bu zannedersem yazıcıyla alakalı. Yazıcı renkli ise sınav yerinde çıktı alırken renkli almış oluyorlar. Yok siyah beyazsa siyah beyaz çıktı alınıyor ve genelde yazıcılar siyah beyaz olduğu için siyah beyaz bir resim geliyor karşınıza. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sarı saçları var, mavi elbise giymiş gibi renkleri kullanıyorsunuz genelde resim yorumlarken. Genelde renkler kullanamamış olacaksınız böyle bir resim geldiğinde. Onun için söylemiş oluyorum hazırlıksız yakalanmamanız için. Bakın resmin altında tırtıklı bir bölüm var. Yani çizgi çizgi bir bölüm var. O alttaki bölüm sizde yok. Sizde sadece resim oluyor. Alttaki bölüm sınav hocalarında oluyor. Orada da hocanızın size, sınav hocanızın size ne söylemesi gerektiği yazıyor. Bakın diyor ki Das sagt die Prüferin, o da die Prüfer sınav görevlisi bunu söyleyecektir diyor. Ne söyleyecek? Sie haben in einer Zeitschrift eine Foto gefunden, yani bir diyor dergide diyor bir foto buldunuz diyor. Berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin, o da Ihrem Gesprächspartnerkurs, yani partnerinize konuştuğunuz kişiye kısaca bildirin. Neyi bildirin? Was Sie sehen auf dem Foto, fotoğrafta ne görüyorsunuz onu bildirin. Was für aynı situasyon zeigt dieses Bild, bu resim nasıl bir durum, situasyon gösteriyor diye soruyor. İkinci bölümde de Erfahrung. Erzählen Sie bitte, welche Erfahrungen haben Sie damit? Yani bununla alakalı nasıl bir deneyiminiz var diye o deneyim sorusunda soruyor. Ayrıyeten size soracağı ekstra sorularda da gene hocaların kağıdında yazıyor. Bakın ikinci kağıda bakalım. İkinci kağıtta da gene sizin partnerinizin aldığı kağıt. Bakın buradaki konumuz Mülltrennung yani çöp ayrıştırma konusu. Yani partnerinizin konusu da Mülltrennung. Sizinki de Mülltrennung olmuş oluyor. Çöpleri ayrıştırma oluyor. Partneriniz diyelim ki atık, ev atıklarının ayrıştırmasıyken sizinki şişelerin, camların ayrıştırılması olmuş oluyor. Oradaki bölümlerde gene kağıttaki hocaların söyleyeceği bölümlerde gene aynısı. Bazen bakın altta başka bir kağıt var gene bu bölümle alakalı. Alışveriş temalı bir kağıdımız var. Bu kağıtta daha geniş açıyla çektiğimiz için alttaki soruları da görebiliyoruz. Burada hem size fotoğraf aldığınızı ve resmi izah etmeniz gerektiğini söylüyor gene burada da. İkinci bölümde de Erfahrungunuzu, deneyimlerinizi söylüyor ama konuyu da söyleyerek yani temanın ne olduğunu da söylüyor ki temayı belki karıştırabilirsiniz diye. Daha sonra altta size bakın
Eğer A2 seviyesinde görüyorsa A2'lik bir soru soruyor. B1 seviyesinde görüyorsa B1'lik bir soru soruyor ama sınav görevlerinin size soracağı sorular gene sınav kağıdı orada yazıyor. Yani size o sorulardan bir tanesini sormak zorundalar. Yani size A2 seviyesinde ise bakın ne demiş mesela Kaufen Sie regelmäßig Lebensmittel ein. Yani siz diyor alışverişi düzenli olarak gıda alışverişi yapar mısınız diyor. Ya da mesela altta da Erstellen Sie mal wo Kaufen Sie ein. Yani nereden alışveriş yapıyorsunuz şeklinde bir soru sormuş oluyor mesela. Diğer bu biraz daha basit oluyor. A2 seviyesinde düşünüyorsa eğer size B1 seviyesinde düşünüyorsa yanındaki sorulardan bir tane soruyor. Mesela ne demiş? Warum kaufen viele Deutsche Lebensmittel auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen? Yani neden diyor Almanların çoğunluğu alışverişlerini, gıda alışverişlerini haftalık pazardan veya biyomarketlerden yapıyor şeklinde bir soru sormuş oluyor. Buna benzer sorular olmuş oluyor. Üçüncü bölümde ise Gemeinsam etwas planen yani bir şeyleri birlikte planlama bölümünde ise bakın size böyle bir kağıt veriliyor. Kağıtta sizin göreviniz tanımlanıyor orada. Ne demiş? Bakın Sie möchten in Ihrem Deutschkurs eine Kursabschlussparty feiern. Yani Almanca kursunuzda diyor bir mezuniyet partisi vermek istiyorsunuz, kutlamak istiyorsunuz. Yani kurs bitmiş ve kursu bitişini siz kutlamak istiyorsunuz. Sie sollen diese Party organisieren. Siz diyor bu partiyi organize etmelisiniz. Planen Sie was Sie tun möchten. Yani ne yapmak istediğinizi planlayın diyor. Here sind einige Notizen. İşte size bazı notlar. Bu notlara değinin diyor. İşte altta da ne demiş? Bakın notlar vermiş. Wo, nerede? İşte Essen, Getränke, içecek, yiyecek vesaire. Was brauchen Sie noch? İşte başka neye ihtiyacınız var? Müzik, oyun gibi vesaire. Ya da wer bezahlt dafür? Bunun için kim ödeme yapacak? İşte wer macht was? Kim ne yapacağını falan belirleyin diyor. Bu maddelere değinmeniz gerekiyor. Bir tane de soru işareti var. Yani ekstra şeylere de değinebilirsiniz diyor burada. Bu kağıdı alıyorsunuz ve bunu partinizle birlikte yorumluyorsunuz. İşte bu alt ki not bölümü bazen değişebiliyor. Yani mesela Was brauchen Sie noch diye bir müzik spiele bölümü sizde var ama partinizde olmayabilir. Diğer maddeler olabilir. Birkaç madde farklı olabilir orada. Bu sizi yanıltmasın ama konu aynı olmuş oluyor. Ve genelde bu bölümde bu Gemeinsam etwas planen'de bu konu çıkıyor. En çok çıkan konu bu. Yani kursunuz bitmiş ve bir parti vereceksiniz. Birlikte bir organizasyon yapın gibi. Ya da evinizde bir parti veriyorsunuz. Arkadaşlarınızı çağıracaksınız. Bir organizasyon yapmanız gerekiyor gibi. Yani parti verme konusu en çok çıkan konulardan bir tanesi. Bu konuya ekstra çalışmanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine bu bölümle alakalı ekstra videolar çekmek istiyorum. Yani planende nelere dikkat etmeliyiz? Partilerimiz tıkandığı takdirde neler yapabiliriz gibi bazı tüyolar size vermek istiyorum o videoda. Sadece planen değil tabii. Bütün konularla alakalı, sınavla alakalı, gerek mütlih bölümü, gerek şiriflih bölümle alakalı ben tüyo videoları çekmeyi düşünüyorum. Mesela resim yorumlamada kullanabileceğimiz kalıp cümleleri, aynı zamanda Erfahrung bölümünde veya sınav görevlerinin bize sorabileceği sorular ve bu sorulara nasıl cevap verebileceğimizi belli kalıp cümlelerle ifade etmek istiyorum. Yani bu kullandığımız kalıp cümlelere takla attırarak farklı şekilde nasıl kullanacağımızı gene göstermeye çalışacağım. Gene sınav videolarımız olacak. Bu sınav videolarımız önümüzdeki günlerde gelmiş olacak. Arzu edenler gerek bu dersin dokümanına gerekse diğer derslerin dokümanlarına Telegram hesabımdan ulaşabilirler. Linkini ben gerek buraya gerek dersin açıklama bölümüne ekliyorum. Dersime gösterdiğiniz ilgi, alaka ve sabırdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.